Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Birce Akalay geliyor. Mağdur olmuş. Gelip de bana sorsalar. Sen onlardan birisin. Hey. Bitti o. Benim gördüğüm fantastik. Kural defterine bakayım. İkizlere takki diye kafama bağlayayım. Manita kıskanmak. Ortalığı havaya kaldırdım ya. Birce Akalay geliyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Yekten girelim. Ne oldu, ne yaptın o işi? Bize anlatmak vallahi istediğin bir şey yaptım. Var mı? Çok iyi yaptığımı biliyorum yani en azından. Hissediyorum bunu yani. Batı Doğu sentezi bir evde büyüdüm diyorsun. Hı-hı. Bunun sen olmana katkısı ne olmuş sence? Yani şöyle, ciddi ciddi annem... Türk sanat müziği dinleyen işte o da... Yani gerçi aslında annemle babam çok yakın muhitlerde doğmuşlar. Biri... Fatih'te, Aksaray'da, diğeri Balat'ta. Ve aslında çok yakın ama çok iki ayrı birbirinden kutup aile gibi düşünün. Yani ikisi de İstanbul ailesi ama işte babaannem Frankfurt'ta bilmem falan işte ne bileyim ben bir pazar bir uyanıyorum. Pink Floyd dinliyorum. İşte ne bileyim ben Led Zeppelin dinliyorum. Dire Straits dinliyorum falan. Öbür tarafta da akşam yemeğinde annem işte benzemez kimse öyle giriyor yani. Öyle bir şeyin içinde olunca... İster istemez kültürler, işte ne bileyim ben alışkanlıklar falan hepsi böyle harmanlandı. O yüzden öyle söyledim açıkçası. Gerçi sen de müzik konusunda bayağı geniş bir range'e sahipsin. Evet, yani. Sen de her dinlerim. Şeyi dinlersin. Her peki, şeyi dinlerim. Sen tek çocuksun. Tek çocuk hı-hı. olmanın avantajını yaşadığını düşünüyor musun? Ya da bir kardeşim olsaydı iyiydi dedin mi hiç? Dedim. Gerçekten. Dedim gerçekten yani. Bir kardeşim olsaydı yani erişkin olmaya yüz tuttuğun artık yani hani... Annenin babanın biraz daha ailenin işte ergenleştiği, onların ikinci çocukluğa doğru gittikleri o hani seni de hakem belledikleri o dönemde gerçekten yani bir arkadaşım olsaydı şurada da benim elimden tutsaydı dediğim zamanlar oluyor ama hani onun haricinde çocukluğumda ne bileyim çok fazla arkadaşım oldu yani kardeş gibi arkadaşlarım hep öyle zaten hala öyle. Ama hani kardeş gibi paylaşırdım her şeyimi zaten. Bir öyle bir özlemim vardı evet. Ama annemlere sorarsan 7 yaşına kadar falan. Çünkü kardeş yapalım dediklerine yok 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 demişim yani. Ama neden bilmiyorum. Sana mı sormuşlar? Bana sormuşlar. 7 evet. yaşına kadar. Aha. Sonra niye bırakmışlar sormayı? İşte ben hiç istememişim. İstikrarlı bir istememe hali olunca bırakmışlar. Peki bir çocukluğuma dönmek istiyorum her yerde. Arada dönmek istediğini söylediğini biliyoruz. %100. %100 yani. Evet. Bir kere yani İstanbul'un yaşam koşulları ne bileyim. Yaramaz bir sokak çocuğu bu. Çok. Yani dizlerim dirseklerim hep yara bere içinde yani. İnşaatlardan çimento çalıp kaldırımları onarıyorduk. Öyle saçma bakıyorduk muhitimize, semtimize sahip çıkıyorduk. Aa yani. Ne tabii kadar çok semte sahip çıkmak için çimento mu karıyordun? İnşaat ustası Birce Akalay bizlerle. Biz Mart ayı boyunca Nespresso ile beraberiz. Nespresso'yu bir alkışlayalım lütfen. Yine bir quizimiz var. Onun için bir gönüllüye ihtiyacım var. Kahveden anlasa iyi olur. Yani aha. Anlıyorsunuz kahveden. Yani. Hanımefendi alkışlarla sahneye alalım. Buyurun lütfen. Kimsiniz efendim siz? Adım Karya. Size bir kahve ikramımız olacak.
Tarihi Hanım, size bugün benim kişisel favori tarifimle kahve hazırladık. Çünkü bu makineyle öyle bir şey yapılabiliyor. Latte aslında. Şimdi efendim ilk sorumuz şu. Latte artı biliyorsunuz. Evet. Latte artının ilk başlangıcının hangi şekilde yapıldığı söylenir? A. Kalp, B. Lale, C. Güneş, D. Dudak. A ve B'yi bir daha alabilir miyim? Başka bir şeyle kalp ve lale arasında kaldım. Zaten A ile B o. Tamam, okey. Tamam, doğru hatırlamışım. O zaman kalp demek istiyorum. Kalp doğru cevap. İnanılmaz. Gerçekten. Muhteşem. İkinci sorumuz şöyle. Nespresso kapsüllerinin üretiminde hangisi kullanılır? A. 40 yıl geçse de erimeyen plastik. B. %100 geri dönüştürülmüş alüminyum. C. Suda eriyen jel. D. Kurşun ve civa. B. Harika, doğru cevap. Bu kapsüller bu arada geri dönüşümlü hakikaten. Bunları Nespresso butiklere götürüyorsunuz. Bir torbası var bunun, geri dönüşüm torbası. Onunla geri dönüştürülüyor falan. Acayip bir şey. Efendim bir diğer sorumuz şöyle. Dünyanın en yaşlı kedisi ne biliyor musunuz? Hayır. Sizce kaç yaşındadır? Yani kedi yaşıyla mı? Hani kedi köpek yaşı farklı oluyor. Bu arada mantıklı bir soruydu bence ama neyse. Zaten sizin fikriniz önemli. 28 diye bir spoiler geldi. Güzel, gayet iyi ama 34. Yani önemli değil, zaten soru bu değil. 34 yaşındaymış. 34 yaşında hayata gözlerini yummuş. Efendim, Cream Puff adı. Sabah kahvesini nasıl tercih edermiş diye soruyoruz. Sabah kahve içiyormuş ve nasıl tercih 34 edermiş? Yaşında artık kahveye de alışmıştır yani bir noktadan sonra. Tamam. Evet, A koyu ve sıcak, B kremalı ve ılık, C buzlu ve sütlü, D saçmalamayın kedi kahve mi içer? Yani D. Kremalı ve sıcak mı? Kremalı, yani kremalı ve ılık var. Yani kremalı ve ılık, pardon. Evet. Kremalı ve ılık. Evet. Doğru cevap. İnanılmaz. Dünya genelinde her gün kaç fincan kahve içildiği tahmin ediliyor? A 500 milyon, B 1.30 milyar, C 2.25 milyar, D 3.40 milyar. İki noktalı olan. İki noktalı olan. 2.25. B vitamini ile ilgili bir sorunumuz var mı? Çok kahve içiyorum. Çok kahve içiyorsunuz. Peki. Doğru cevap. İnanılmaz. Hatırlasaydım iyi olacaktı. Ne efendim? Hatırlasam iyi olacaktı. Gerçekten. Hatırlasanız hepsini biliyorsunuz da. Efendim, kahve bitkisi kendini zararlı böceklerden nasıl koruyor diye soracağız. A. Dikenleriyle. B. Tanrı'ya yakararak. C. Kafeinle. D. Hoş diyerek. Dikenleriyle. Dikenleriyle. Kafein iyiledir kesin. Ne? Zaten dört tane şık var. Yok, az aşağı. Yani Tanrı'ya yalvararak ya da hoş diye biraz zaten. Aynen. Bir tipini biraz düşmek istiyorum. Bir saniye hemen. Tipini düşünüyorsunuz. Evet. Şekilcisiniz ama. Diken hatırlayamadım o yüzden dışında aslında. Hmm. Kafein ile diyeyim. Kafein ile doğru cevap. Çok kötü bir yarışmacıyım. Yani benim hayatımda gördüğüm en ballı insansın olabilirsiniz. Gram fikriniz olmadan tamamını doğru cevapladınız. İnanılmaz yani. Gerçekten. Evet. Harika. Tadına baktınız mı? Bakın bakayım. Bakın. Beğendiniz mi? Skuro mu bu falan yapmışım yani. Skuro mu? Yok, gerçekten öyle bir kahvesi var. Evet ama Etiyopya. Güzel. Çok hafif ama. Hafif yapalım dedik, şey evet. Olmasın gece gece şimdi. Atak geçirmeyin burada, hani taşı kardı falan. Size bir hediyemiz var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Alkışlıyoruz Karya Hanım'a. Bali'yi görüp sen mi istemiştin yoksa ailem mi yönlendirdi seni? Yani herhalde evde çok, ya ben hep çok hareketli bir çocuktum. Ve hani dans etmeyi severim, taklit severim. Yani hani sanki orada bir sahne var da hani ben bir anda salonun kapısından içeri bir kılıkla dahil olup izlediğim herhangi bir şey oluyordum. Ya da işte ne bileyim, ben gördüğüm herhangi bir şeyi taklit ediyorum. O işte onun içinde dans da var yani. İşte ilk aşkım Michael Jackson zaten falan filan. Moonwalk yapıyorum evde bıdır zıdır. Yani onu görmüşler, bir hissetmişler. Ondan sonra da götürmüşler. Aslında benim vücudum hiç müsait değil yani. Anatomik olarak aslında. Çok da müsait değilim. Evet, uzun boylu vesaire ama kemik yapım çok müsait değil. O yüzden sakatlandım zaten.
Ama yani hani o bir his ya, hani çocuklarınızı götürürsünüz ya kalırlar ya devam edemezler ve bırakırlar falan. Ben çok inatla orada da devam etmişim. O yüzden de kıyamamışlar yani. Tamam sakatlanırsa sakatlansın dediler herhalde, ne bileyim bilmiyorum yani. Ama öyleydi hani. Ben sadece onlar beni teşvik ettiler açıkçası. Harika. Gözlerimin içine bak! Bu hayatta en sevdiğin, bir arada vakit geçirmekten en keyif aldığın, en müthiş arkadaşın kim? Bunu editörler mi sordu, sen mi sordun? Benle editörlerin arasında çok büyük bir fark yok. Şimdi yani tabii ki sen. Yani burada başka bir cevap veremezsin. Tabii ki aynen öyle. Ama yani gerçekten benim böyle birlikte İbrahim özelinde artık konuşacağım yani. Gerçekten birlikte yani tesadüfen bir gün bir tatilde karşılaşmamızla birlikte başlayan bir serüven ki biz meğer ne kadar iyi tatil arkadaşı olurmuşuz arkadaşım deyip sonrasında artık böyle tatil organizasyonu, yani İstanbul'da görüşemiyoruz mesela yani, evet. Yani öyle bir durumumuz. Öyle de bir hayat, tatillerde buluşuyoruz. Ya bizde de böyle, ne haber? Çok edepsiz bir adam oldum. Pardon, çok pardon. Evet. Dolayısıyla evet yani onlardan var bir sürü tatil yapmayı sevdiğim arkadaşım var. Çünkü zaten bir arkadaşına tatil yapabiliyorsan o senin en iyi arkadaşındır bence yani. Evet, gerçekten de öyle. Yani zor iş tatil yapmak. Evet, sen onlardan tatil birisin, Pikachu. Pikachu mu? Gerçekten mi? İnanılmaz. Hayatta en beceriksiz olduğun konu ne? Enstrüman çalamıyorum mesela. Yani ama bu yetmedi anladığım kadarıyla. Yo, yeter aslında. Yani mesela, yani şöyle, mesela o bir beceriksizlik değil ya. Yani evet, o doğru. Zaten yeteneğin yok olmaması. Ona. Tamam, yani, peki. Aynen. O zaman duygularımı gizleyemem. Ha. Ya hemen yüzümden okunur. Saklamaya çalışmıyorsun da. Evet. Yani bu mesela hani böyle bir yerde oturuyoruz ve bir şeyden bahsetmeye başlıyorsunuz ve yakın arkadaşınız ya hani o konuya devam etme diyecek. Yani mesela yakın arkadaşınız yani ufacık böyle falan yapsanız çözülür ya. Bakın şöyle yapıyor. Rahmetli babaannem gibi, Allah affetsin. Yani en son o kadar belirgin işaret veriyordu. Kendi duymuyor diye. Bu niye yapıyor bilmiyorum ya. Yani. En son ne zaman abi bunu dürüstlükle çözemem deyip kendini pembe yalanlar sıkarken buldun? Yani yalan söylemiyorum genelde. Evet. Pembe de söylemiyorum. Yok yani neyse onu paldır küldür söylüyorum. Bir şeyleri yoluna koymak için de yalana ihtiyaç duymuyorum genelde. 20'li 30'lu yaşlarında ben böyleyim abi dediğin, büyüyünce bu huyumu değiştirmem lazım abi dediğin bir özelliğin oldu mu? Ay şeyliydim ben, böyle ok gibi bir anda sinirlenebiliyordum yani. Annemin biraz yapısı öyledir, biraz koç burcu annem, koç kadını. Ve yani böyle bir şeyi var onun. Aniden parlar, aniden söner falan. Ondan biraz bana şematik olarak geçen o hikaye yani, hiç bazen böyle sanki hani ne oluyor, arabadan ineceğim, hani karşımda neyle karşılaşacağım trafikte, hiç umurumda değil, bodoslama çıkıyordum yani falan gibi. Aa. Evet yani, ve bunun bu ifade biçiminin doğru olduğunu düşünüyordum kendimce, yani o öfkenin. Yani gerçek cevabı bu yani, ama ne bileyim. Ama bunu bayağı değiştirdin zaten. Tabii tabii yani, seneler tam önce. Tam tersi şeyler var hatta. Tabii tabii. Biz geçen arkadaşlar yani. Benim oyunumun provasının daydık. Akşam çıktık provadan. İşte Birce'yi yemeğe götüreceğim. Çıkacağız şeyden, provadan. Provadan çıktık. Arabayı bıraktığım yerde araba yok. Benim daha önce başıma gelmiş bir şey değil. Yani onu anlamam için biraz zaman geçmesi gerek. Hayır ama arabayı nereye bıraktığını bilirsin. Yani şimdi çıktık. Hayır, ama yani geldik. Neredeydi araba dedim. Buradaydı dedi. Ama arabayı park ettiği yerin yanında zaten park edilmez işareti var. Yani arabayı park etmiş, hiç bakmamış. Yani böyle 2 metre ötesine bıraksam belki de almazlar arabayı. Tabii. Yani öyle bir fotoğrafı var zaten emniyette arabanın. Yani hani bu bir zeka problemi diye onu kenara koymuşlar. Yani net bir problem var çok diye. Çok çalışıyorsun aşkım, çok. Ondan sonra biz abi çekilen arabayı ne yapar? Yarım saatte alırsın yani. Hocam 2,5 saat sürdü.
Çünkü biz o 7 emini bulamadık. 2,5 saatin çözülmesinin sebebi de Birce oldu. Gittiğimiz ilk gittiğimiz yere tekrar gittik. Çünkü ilk gittiğimizde kafasını bile kaldırmadı kimse. Böyle bakarken plakayı söyledim. Tamam işte şuradaymış gidin alın falan yaptı. İkinci gittiğimizde Birce arabadan şöyle indi. İyi akşamlar. diye böyle inince bütün polis, görevli, zabıta kim varsa ayağa kalktı. Biri geldi diye. Sonra bizi buldurdular arabayı. Yani konum falan aldık vesaire bilmem ne ama işte sevgi yani. Love is dancer. bir noktada. Bunu buraya nasıl bağladın abi? Çünkü bağlayamadığım yeri atlayıp konuyu oraya bağlayarak love kapatmak istedim. Love is dancer tamam çok güzel. Peki bugüne kadar bir başkasından aldığın en iyi tavsiye ne olmuştu? Ya ben çok sevdiğim insanlardan muazzam tavsiyeler aldım yani. Başta annemden, babamdan başladım tavsiye almaya. Çünkü çok severim gerçekten hayatta tavsiye almayı. Birileri bir şeyleri benden daha iyi biliyor muhakkak ve bu insanlar çoğunlukla bizden daha, evet bir yaşa kadar bizden daha büyük, yaşça büyük ve deneyimli oldukları gibi diğer yandan da evet bizden yaşça küçük ama çok farklı deneyimleriyle bambaşka şeyler söyleyebiliyor. O yüzden hani herkesi çok dinlemeyi ve tavsiye almayı çok severim. O yüzden gerçekten de çok kulağımda öyle küpelerle yaşıyorum. Ama en son neydi dersen, işte bir sağlık problemi yaşamıştım 35 yaşında. Demişti ki bana işte kalple alakalı bir sağlık problemi yaşadım ama yani öyle şey bir şey değil. Dedik ya bir tane kalbim var bu hayatta ona iyi bak yani hani o virüsün gelip de oraya yerleşmesinin bir sebebi var gibi. Böyle birazcık da romantize ederek anlatıyorum biliyorum ama hani evet yani bir tane kalbimiz var ve ona iyi bakmak lazım dedikten sonra benim için 35'ten sonra hayat başka bir yere evrildi mesela. En son aldığım en iyi, en sıkı tavsiye bu olmuş. Harika. Hiçbirinden intikam aldın mı? Küçükken evet. Ne kadar küçükken? Ne kadarcık. ne kadar küçükken? Ya ne intikam aldığın şey neydi yani? Nasıl aldın? Yani ne bileyim ben de onun canını yakmışımdır bir şekilde yani. Ha. Tabii. Yani artık böyle kalp ağrısına kalp ağrısı yaratarak cevap vermek gibi bir huyum vardı küçükken. Gerçekten Birce Akalay gözlerimin içine bakıp şiir yazmaya başlayacak birazdan. en sık aldığın iltifat ne? Yani bu aralar çok sevdiğim birinden çok güzelsin iltifatını duyuyorum. Bu aralar aldığım iltifat bu. Yeterli mi? Karşımızda niye eridin sen ya? Ay Allah. Tamam. Olur. Tamam ama en sevdiğim şunu söyleyeyim. Gerçekten hani bu işin özel kısmıydı ama en sık aldığım iltifat hiç tanımadığım insanlardan bu kadar senedir çalıştığım şeye, yaptığım şeye yaraştığını düşündüğüm bir şey oluyor. Hep ve gözlerim dolduruyor. İnsanlarla kucaklaşıyorum vesaire. Hani hep diyorlar ki oh ne kadar iyisin. Hep öyle kalıyorsun. Onu duyuyorum. O çok hoşuma gidiyor. İşte ne bileyim ben duruşunuz diyorlar. Çok mutlu oluyorum. O da beni onore ediyor. Yani bunların hepsi günün sonunda evet hepimiz bir takım yerlerde ödüller alıyoruz ama ben en büyük ödülü gerçekten sokakta aldığımıza inanıyorum ve bizi izleyen, bizi seven insanlarla yüz yüze, göz göze baktığımızda çok kıymetli oluyor her şey. Ve sokakta o reaksiyonu almak beni çok mutlu ediyor, çok onur ediyor. En sevdiğim ve beni en mutlu eden bu olabilir. Peki, kıskançlığından çatlarken karşı tarafa hiç çaktırmadığın zamanlar oldu mu? Hislerimi saklayamıyorum ben. Ha, çaktırmışsın. Çaktırırım, tabii çaktırırım. 1 ile 10 arasında kaç kıskançsındır? Yani kişiyi kıskanmam yani hani sadece şeyi çok severim fikri yani. Fikri kıskanırım ben. Ya. Hayır. Neyi kıskanacağım? Ama biri bir şey çok iyi yaptığında uyf bu nasıl yapılıyor? O değil yahu. Ha. Yani şimdi ha, manita öyle kıskançlığım yok. Ha manita kıskanmak. Evet. Ortalığı havaya kaldırırım ya. Kıskanırsam. Böyle fa. Allah'tan kıskanç bir insan değilim ama yani hani kıskanacak pozisyona düşersem eğer öyle yani ne bileyim gemiyi değil limanı gibi. Etkileyici cevap. Evet. Mesleğin ilk yıllarından hatırladığın berbat geçen bir audition anın var mı? Galiba var. Hatırlamıyorum. O kadar. Deli mi bu be? Audition'ı hatırlamıyorum. Yani ha. En berbat audition'ım o. Ha yani, audition'ı hatırlamıyorum. Yani gittim. Ve? Yani şimdi biz o dönem çok hızlı ve tatlı yaşayan genç insanlarız yani.
Ha, güzel anlattın. Evet. Evet. Ondan sonra haftanın 4 günü 5 günü sürekli dışarıdayız. Taksim'deyiz, Beyoğlu'ndayız. İşte bir gece Şebnem Ferah çıkıyor, öbür gece Özge Fışkın çıkıyor, öbür gece bilmem falan filan. Orası burası derken ben haftanın 4 günü 5 günü dışarıdayım. Konservatuardayım ve sürekli hangover yaşıyorum. Bir şeye de çok moralim bozuk. Didiştim herhalde, bir şey oldu bilmiyorum. Ertesi gün de çok önemli bir audition'ım var. Yani aslında böyle inat edip de istediğim de bir rolde olabilir. Ama bir yandan da başkalarına da öfkeliyim falan. Hiç umurumda olmadan. Normalde çok ciddiye alırım audition'ları, çalışırım, giderim falan filan. Sırf inadımdan bütün gece zaten eğlendim. Bastım sabahın köründe audition'a gittim. Sonra seneler sonra o yapımcı dostumla bunu çok güzel konuştuk yani. Hani dedi ki... Gerizekalı yoktun dedi o dışında yoktun yani. Hani gerçekten öyle unutmuşum. Hiçbir hatırlamıyorum bile. Seneler sonra ben öyle bir audition verdiğimi öğrendim. Ha öğrendin. Öğrendim. Bu bir hatırlama değil Birce. Tabii evet. Ki. Yani seneler sonra öğrendim ben o audition'a girdiğimi. Tabii öyle. En berbatı o olabilir. Bu kadar tanınıyor olmasaydım kesin şunu yaparım deyip yapmadığım bir şey var mı? Kesin şunu yaparım deyip de yapmadığım yani yok gibi bir şey ama hani tanınmasaydım ya mesela pazarcı olmayı çok isterdim ya. Ne? Pazarcı. Tanınmasaydım. Hı hı. E tanınıyorsun daha iyi satarsın. Sen de haklısın. Yani hani evet doğru aslında yani deneyimleyebilirim ama o zaman gel alışverişi. Ben Rumeli Hisarı'nda bizim şey var. Hemen pazar. Ortak açalım pazarı. Tamam. Muhtemelen ihya oluruz çünkü. Ben derim ikizlere takki diye kafama bağlayıp. Evet ya yani ben seviyorum mesela bizim sen pazarına giriyorum. Ondan sonra orada çok sevdiğim işte şeyler var. Elemanlar diyeyim yani. Hepsi çok tatlı adamlar. Pazardan içeriyorum. Ayhan diye bağırıyorum mesela. Onlar oradan gülüyorlar. Ben çok isterdim yani öyle sesli sesli o hengamenin içinde olmayı falan. Tanımasaydım yapardım herhalde kesin. Harika. Gözünün içine baka baka yalan söyleyen birine ne yaparsın? Yüzlerim hemen. Ha, ne yapıyorsun sen derim ya. Çok güzel konuştun. Ben etkilendim açıkçası. Dizlerimin bağı çözüldü. Ya vallahi yani hissediyorum derim. Söyleme evet. Derim, bir şey derim yani. Aynen. İstemem. Peki olmayacak yerde kendini tutamayıp küfür ettiğin oldu mu? Oldu tabii ki. Sürüsüne bereket. Ha nerede tabii, mesela? Tabii. En enteresanı neredeydi? Bir dönem spor spikerliği yaptı. İşte 3 sene kadar. O zamanlar olmuş olabilir. Yani... Çok da detay vermeyeyim ama yani hani Nihat Kahveci yayında Nihat Kahve dediğim işte ne bileyim ben Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da o zaman Liverpool Milan maçı falan o maça bir anda heyecanı tutmayıp çok fantastik bir maç değil miydi deyip o zamanlar Şenez Erzik'ti UEFA başkanı. Ne bileyim ben böyle garip garip şeyler hani o anda mesela böyle bir sinek konsa ona böyle bir aniden küfür edebilme ihtimalin yayında. Hmm. Hani en şeyi oydu ama onun dışında sevdiğim ya da hoşlandığım insanların yanında bazen istemeden ağır küfür edebiliyorum ama yani çok nadiren oluyor. Çok nadir ediyorsun yani. Evet, sen hiç, beni şey duydun mu hiç küfür çok ederken? Az, çok az. Evet, yok. Sizce yeterince dürüst müydü? Eğitimciliği çok sevdiğini biliyoruz. Böyle bir anlatmayı, aktarmayı da seviyorsun. Çocukken... Evet. Böyle büyüklerin hikayelerini falan dinlemekten hoşlanır mıydın? Çok. Mesela öyle bir şey ileride planlıyor musun? Ya bilmiyorum. Jenerasyon olarak böyle garip bir örnek olacak ama Adile Naşit'in masallarını falan dinliyorduk biz ya. Yani hani biz büyükten nasihat almayı, bir şeyler dinlemeyi seven bir jenerasyonuz bence genel olarak. Ben bir de bir evet. Romantik de bir tip olduğum için her ne kadar böyle bir gençliğimin belli başlı yılları asi geçmiş olsa da o tarafa hep böyle ekstra özen gösteren, onları dinleyen, kulak kabartan, küpe yapan falan bir çocuktum yani. Hala da bence ben öyleyim. Ben söz dinlerim yani. Ben yapma yani bilmiyorum öyle anlatır mıyım. Yamacımda bir çocuk varsa paylaşırım tabii ya da bir genç. Severim de anlatmayı ama öyle çok da kendi deneyimimden yola çıkarak değil de ne bileyim bir takım bilindik hikayelerden yola çıkarak bir şey anlatmak hiç böyle tabii. Net böyle şey diyebildiğin ya kafamı çok açtı diyebildiğin böyle işaret edebileceğin insan var mı? Var ya yani genç arkadaş yani benden genç arkadaşlarım var işte 20 jenerasyonu mesela onlar.
deliriyorum yani, onlar benim kafamı çok açıyor. Hmm. Ne bileyim, çok istiyorum mesela bir atölye açmak. Yani aslında çok amaçlı bir atölye, yani çok amaçlı bir salon olsun. İşte provalarımızı da orada yapalım, yazalım, çizelim vesaire, kaynaşalım. Çünkü yani ne bileyim, ben her şey öyle gelişmiyor mu yani? Öyle gelişiyoruz, öyle gelişebiliyoruz ancak. Ya biz de senin, yani hepimizin... Var bir hayalimiz. Aynen, onu biliyorum da. Bu normalde bu meslekleri seçerken ailelerin bir altın bilezik baskısı, basıncı falan olur ya. Senin hiç öyle karşılaştığın bir şey oldu mu? Gerçi sen ama para kazanmaya çok hızlı başladığın için... Yes. ...onunla karşılaşmamış da olabilirsin. Erken başladım ama bu da benim için baskı değildi. Yani şimdi tek çocuk olmak mesela işte öyle bir şey bence. Yani tek çocuk olunca ister istemez, bilmiyorum burada kaç tane tek çocuk var ama... var mı? Tek çocuk olanlar kim? Ya güzel, nice. Yani oo, hepimiz güzel. Aşağı yukarı paylaşmışızdır onu yani. Çok erken yaşta aslında anne babayı her an hayatta kaybedebilirsin. Her an kimsesiz kalabilirsin. Ve yani aslında kimsesiz kalmazsın, ailen var ama yani günün sonunda anlatabiliyorum ne demek istediğimi sanıyorum. Anlıyorsunuz en azından. Hani o yüzden böyle ayakların ne kadar erken sağlam yere basarsa o kadar iyi. Gibi hı-hı. bir mantık, evet, benim çok küçük yaşımdan beri hep böyle buraya kazınmıştır. O yüzden de işte 16 yaşında okul haricinde de aslında hani çok da varlıklı bir ailenin çocuğu değilim. Yani orta direkt bir ailemiz vardı bizim. Babam serbest meslek yapar, annem ev hanımı. Ama günün sonunda bu bana bir şekilde öğreti olarak işlenmiş ki ben o mesuliyetle 16 yaşında işte önce yazları sonra bıdı bıdı falan filan çok erken yaşta çalışmaya başladım. İyi ki de yapmış yani, bir sürü şey öğrendim tabii, tabii ki. Evet. Ama o altın bilezik hikayesi bence öncelikle tek çocuk olmakla alakalı, sonra da ailenin bizi nasıl yetiştirdiğiyle alakalı bence yani. Hani hayatta hep bir alternatif bir şeyim olsun ki öğreneyim, ben bunu bileyim, bir gün bunu yapamam, bir gün öbürünü yapamam. O zaman diğerinden en azından geçimimi sağlarım. Severek yapmaya çalışırım gibi. Gerçi hoş, ben hayatta ne yaparsam severek yapmayı seviyorum yani. Yoksa yapamıyorum zaten. Sevmediğim bir şey yapamıyorum. Peki şimdi spor programlarından sonra ilk işin Kader değil mi? Evet, ilk dizi. Ve zaten ve direkt 2007, başrol. Yasus, evet. Ne, tedirgin olmadın mı hiç? Çok. Ama yani küçücüğüm, bilmiyorum ki hiçbir şey. Yani yıl 2007, ne oluyorum? 23. O zaman böyle yaşım o kadar küçük, konservatuvara yeni geçmişim. Tamam, lisede mesela tiyatro okumuştum, evet. Ama henüz daha hiç bir kamera önü deneyimim yok. Attılar beni başrol. Suriye'de çekiyoruz 40 gün falan. Ben tabii bütün birikimimle 4 bölüm senaryoyu kaldırabildiğim kadar, hani kendimce tabii ki yani o zaman ne haddime ben senaryo kaldırıyorum ama yani onun ağırlığını taşımak, o mesuliyeti taşımak, 4 bölüm taşıyabildim. Sonra dökülmeye başladım yani ister istemez, çünkü gerçekten yani hani benim en çok istediğim şey yani hep bence bütün konservatuvarlarda ya da işte kamera önü oyunculuğuna dair bir fikri olmalı bütün şeylerin, öğrencilerin. Ama yani hani elim ayağım birbirine dolandı ve saçma sapan bir şey oldu. Ve oranın bende aslında şöyle güzel bir hatırası var. Eğer ben o işi başarmış ve çok o bilgisizlikle bir şey yapmış olsaydım belki bu kadar sonrasında ara verip tekrar bir şeyler için didinip yeniden başlamazdım mesela. Hı. Ama gerçekten rezil bir deneyimdi benim için yani. Yani çok öğretici ama öbür tarafta zor. Evet, zordu yani gerçekten. Peki ilk kendini televizyonda seyrettiğinde ne hissetmiştin? Yani bu arada spor programı değil, oynarken seyrettin. Ha, oynarken, çünkü ben ilk 3,5 yaşındaydım televizyonda, TRT'de çıktığımda tavşan olarak. Tavşan olarak kendini seyrettiğinde ne hissettin Birce? Ben bir an onu sordun sandım, ilk dediğin için. Şöyle, oyuncu olarak ilk izlediğimde çok heyecanlandım gerçekten yani. Düşün, Türkiye'nin bir işte ulusal kanalında ekrandasın. Yani müthiş bir heyecan tabii ki. Bir de ben hayatı böyle çok o yaşlarda zaten öyle. Ama ben bir de yapım gereği de böyle çok grotesk, böyle köpük köpük, romantik yaşayan bir çocuk olduğum için her şeyi böyle büyük büyük, çok 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 etkilenip, çok 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 büyülenip duygusallaşmıştım hayatım. Biraz açar mısın? Çünkü merak ettik şu an. Neyi? Köpük köpük duygusallaşmıştım. Yani nöbet mi geçirdin? Muhtemelen gözlerim dolu bağlamışımdır. Ha, net. Evet. Tabii. O bana da oluyor. Evet. Bana da oluyor. 122 bölüm süren işin var Birce. Hiç, duydum. O kadar sevileceğini falan düşünmüş müydün? Hiç.
Hiç. Ama ben çok inanmıştım Havva'ya. Ha. Çok. Yani hatta Nermin Eroğlu o zaman işte gittik audition vereceğim. Dedi ki işte aslında Toprak için düşünüyorlardı beni. Hmm. Yani Nermin Hanım öyle söylemişti. Ona da selam olsun buradan. Ondan sonra dedi ki, tabii dedim ki hayır ben dedim Havva'ya çok yükseldim. Onun için de audition vermek istiyorum. Hani ikisini de vereyim. Siz hangisini uygun görürseniz tabii ki yani şeyde ama çok istiyorum ne olur falan. Ve verdim ve hakikaten de Havva'ya aldım. Öyle oldu o iş. Ondan sonra ve ben delirdim Havva'ya oynarken. Çok seviyordum. Yani hayatımda oynamayı en sevdiğim karakterlerden biridir. Yani çünkü hem çok açtım artık tekrar yani konservatuvardan mezun olmuşum. 2007'deki kaderden sonra ve onun üzerine 2-3 tane yenilgi daha oldu bir şekilde. Hı hı. Ve sonra ben bir ara verdim. Artık dedim ki tamam ben hazırım yani. Hani bu işi kotarabilirim. Şişmişim artık yani konservatuvardan da patlayacak bir bomba gibi çıkıp gerçekten o hani rolü böyle alıp ve öyle bir hazla da oynadım yani. İyi ki de sürdü o kadar. Hani daha koşullar başka türlü olsaydı ve devam etseydi daha da ben oynardım yani ama evet, öyle olmadım. Ama şey çok öğrendim. Severim yani. Çok şey öğrendiğini hayatla ilgili çok. Hatta. Yani hem o coğrafyanın bana çok öğretisi oldu. Çünkü yani şimdi ben İstanbul kızıyım. Ne bileyim kıçımda şort, üstümde bir sweatshirt, altımda bisiklet. Koşu yolundan vapura atlayıp bisikletimle ne bileyim ben Altınboynuz'a gidip bütün yarımada, tarihi yarımada bir bisiklete binen bir kız çocuğuyken hiç cinsiyet yokken, hiçbir şey yokken bir anda İç Anadolu'da aslında hiç bilmediğim, bildiğim ama bilmediğim bambaşka coğrafi ve kültürel gerçekliğin içerisinde buluyorsun ya kendini. O tanışma bir kere her şeyden önce çok şey öğretiyor insana. Diyorsun ki bir dakika yani hiç bilmediğim bir şeydi çünkü benim o zamanlar. Hani o konser şeyi bilmiyorum yani konservatif yaşamı bilmiyorum. Ona çok çok şey öğrendim ve iş olarak da bana kariyerimde böyle yeniden bir doğuş gibi gelmiştir Yer Gökaş. Ve Kapadokya'yı da çok severim, çok büyülüdür yani. Benim için özeldir yeri, her zaman da öyle yani. Harika. O mu bu mu? Size kiminle? O mu bu mu? Ay geldi mi o? Evet geldi. Kiminle akşam yemeği yersiniz buyurun. Diye soracağım. Tamam. Efendim Nüke Duru'yla mı akşam yemeği yersiniz? Evet. Emel Sayın'la mı? Ne yapıyorsun? Amacın nedir? Götlük. Ya ilk defa alıyormuş gibi. Yani ama bu, niye bana bunu yapıyorsun? Şimdi Nünü dersem olmaz, Emel dersem nasıl olacak yani? Ben ikisini de istiyorum. Öyle bir şansın yok ki. Ama hep bana bunu... Evet, herkesi yapıyorum ya sen... Tamam peki. Evet, Emel Hanım'la yani daha az yemek yediğimiz ve daha az bir araya geldiğimiz için Emel Hanım diyorum. Mantıklı. Bak, sana böyle bir mantıklı cevap evet, geliyor. Evet, aynen. Çalışınca olur. Emel Emel Sayın'la mı yoksa Julia Roberts'la mı? Emel Sayın. Neden? Emel Sayın çünkü. O tamam. Emel Sayın'la mı, Bruno Mars'la mı? Bruno Mars. Neden? Bruno Mars çünkü. Değil mi? Yani sen Bruno Mars'ın çocukluk videosunu izledin mi? Bruno Mars'ın çocukluk videosunu izlemedim. Ya inanılmaz bir Elvis kıyafetiyle falan. Aynı boydadır. Kuvvetle muhtemelen. Bak böyle bir Elvis kostümü var ve bir Elvis şarkısı söylüyor. Ah. Evet, kıyafeti denik, falan. Denik tabii evet. Ki yani Bruno Mars. Emel Sayın'la yedik, evet. Yok, öyle değil bu iş. Ya hep aynı şey oluyor ya. Bruno Mars şu evet, an tamam, elimizdeki. Buyurun, evet, elimizdeki. Bruno Mars'la mı yoksa... Özür dilerim Emel Hanım. İbrahim Çelikkol'la mı? Ya İbrahim'le hep yiyorum. Bruno Mars'la. Bruno Mars'la. Bruno Mars'la mı yoksa Christian Bale'la mı? Bana niye bu zor sorular? Yani bence o kadar basit ki. Christian Bale. Yani 1,5 metre bir... yani onu, böyle hayır. Berber taburesi koymak lazım masaya. Bir şey diyeceğim konu... Senle yemek yiyebilmesi için. Böyle bir şey Bruno Mars. Konunun boyla ne alakası var aşkım? O heh, orada bir Bruno ağır Bruno Mars daha çok ağır top. O orada bir ağır top yani. Çok ağır top Bruno Mars. Christian Bale mı Bruno tamam, Mars? Tamam Christian Bale. Abi lütfen. Bruno Mars Bale. Diyen var mı Allah aşkına aranızda? Ay diyebilir. Yok mu? Yok. Aa aşk olsun. Çık, tamam çık, peki. Çık bak neler oldu. Tamam Christian Bale zaten. Mı yoksa Taro Emir mi? Taro Emir'le de yerim Christian Bale. Christian Bale.
Christian Bale mı, Hugo Sussis mi? Kim bu ya? Kız tanımadığımız adam, yeme bunu. Ya bilmiyorum, ay yemiyorum. Kim bu, bilen var mı bilmiyorum. Ben Christian Bale'le devam ediyorum. Tanımıyorum çünkü kendisini. Tanısan yerdin mi? Hayır, tanısam yani bir hakim olsaydım belki bir yemek yani. Bence yenirdi diyen kim? Hanımefendi sizin ama biz... Ben Christian... Allah ama Christian Bale'ı tercih edeyim. Çok zor. Benim şu an tanımaya ihtiyacım yok kendisini. Teşekkürler. Belli ki hanımefendinin mi? Yani o amaçla tanımaya ihtiyacım yok. Teşekkürler, evet. Peki. Flört etmiyorum şu an ya. Bir sevgilim var. Aynen. Christian Bale mı, Serkan Altınorak mı? Serkan'ımla da yiyoruz ya. Yani bu şimdi mesela, şimdi burada oturduk. Şurada Christian Bale, şurada sen. Hı. Ya da hadi. Ya hadi, evet bu. Yani şimdi biz burada zaten seninle sohbet ediyoruz. Tabii ki yani Christian'la sohbet edeceğim, yemeğe gideceğim yani. Sen her gün... Tamam kardeşim, biz bilelim de yerim. Hayır, son akşam yemeğini mi yiyoruz sevgilim? Hayır, ne bileyim, bilmiyorum. Belki sen son akşam yemeğini yiyorsundur. Yapma, çakmak yok. Bitti o. Tamam, evet. Peki Serkan, seni öpüyorum ama Christian. Aynen, Christian Bale'la mı yoksa Andrew Scott'la mı yersin? Ay çok ani, aşkım, acele, hızlı, yazık, hemen okay. Geldi. Andrew Scott'ın en son filmi neydi, hatırlatsana bana. Fleabag'den daha çok tanırım ben. Yok yok, şey, Christian Bale. Çok da güzel bir oyunu var Andrew Scott'ın. Acayip iyi oynuyor. Tamam, bakarım, tamam. Bakarım. Peki, Christian Bale... Gültepe'de oynuyor birisi. Ben seni götüreceğim. Tamam aşkım. Christian Bale mı, Tim Burton mı? Tim Burton! Neden? Açık ya, benim çocukluk aşkım yani. Bu da mı? Evet. Ya şöyle söyleyeyim, en yani ilk o zaman Star TV şeyde, Star 1. Ha. İlk açıldığı zaman Parlament Gecesi daha yeni başlamış. Hemen hemen ilk yayınladıkları filmlerinden biridir yani Batman 1989. Ha evet. Ve oradaki Joker ve o Batman ve o dünya yani... Michael Keaton. Yani o dünya, sonra bir sonrakini de o çekmişti. Sonra üçüncüyü galiba o çekmedi. Yani büyük Batman hayranıydım ben çocukluğumdan beri ve... Yani ben Tim Burton'ın dünyasıyla tanıştım. VHS kasetlerle biz onu Star 1'den kaydettik. Ben dönüp o filmi izlerdim falan. Benim büyük şeyimdir yani. Haklısın. Kesinlikle hayranlık. Çok eğlenceli bir bey. Çok. Peki Tim Burton mı, Olgun Toker mi? Olgun'a da yemek yiyorum. Tim Burton tabii ki. Olgun'a da sorsak Tim Burton'a ye tatlım derdi yani. Çok güzel yoğurtluyorsun. Çok iyi buldun. Benim, zaten yemek beni yiyoruz. Beni bu yüzden seviyorsun. Aynen. Evet. Peki Tim Burton mı, Michael Keaton mı? Ay onunla da şey konuşulur. Konuşmak istediklerim olabilir kendisiyle. Yani en azından Birdman'i bir masaya yatırsak fena olmazdı ama. Artık yok yok, Tim Burton, Tim Burton. Tim Burton'la devam ediyoruz. Tabii. Tim Burton mı, İbrahim Selim mi diye yazmışız bu. Aşkım, geç Tim Burton, devam. Tim Burton, tabii canım, bak işte saçmalama. Bak, arkadaş dedi. Evet, Tim Burton mı, Benedict Cumberbatch mi? Boyu kadar o geldi adamın. Şimdi çok büyük hayranlıyım yani. Aynen. Büyük hayranlıyım. Ama hala Tim Burton ya, geçemem oradan. Gerçekten? Evet, evet. Ay niye ya? Ne oldu? Yani biraz... Ay sizin hayallerinizi kırmış olabilirim. Benim çocukluk hayalim ya. Ben Tim Burton'la bir akşam yemeği çok uzun senelerdir istiyorum yani. Tamam peki. Ne, biz de onu bulduk abi işte. Peki Tim Burton mı, Miray Daner mi? Tim Burton, Miray'cığım. Evet. Tim Burton mı, Sharon Stone mu? Biri oradan böyle dedi. Tabii ki sana Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon Stone şöyle yani, evet, Instagram'dan takip ettiğim, hani sevdiğim, bayıldığım, evet, muazzam bir kadın ama Tim Burton hala oradayım yani. O zaman Tim Burton'la yiyor, inanılır gibi diyelim. Hayalini kurduğum bazı şeyleri yapamıyorum dedin geçen
beraber yaptığımız programda. Doğru. Hala yapamıyorum. Evet. Şöyle bir şey olsa da oynasam ya dediğin mesela ilk aklına gelen şey nedir? Yani sınırları zorlayan şeyler oynamak isterdim yani. Oynuyorsun da zaten de. Yok öyle değil yani. Değil, o öğrendiğimiz zamanlar, bizim büyüdüğümüz zamanlardaki özgürlük sahasını en azından. En azından o kadarını isterdim. Peki hangi tür rollerde daha çok kendini ifade edebiliyorsun? Ha. Ya da öyle olduğunu düşünüyorsun? Olabildiğince konuşabilen, özgür karakterlerin içerisinde kendimi daha faydalı buluyorum diyebilirim. Ama tabii ki hayal kırıklıkları da yaşıyorum. Yani en son yaşadığım hayal kırıklığı gibi. Ama yani genelde aslında böyle dediğim dedik çaldığım düdük karakterleri mesela... Kimsenin söyleyemediğini söylemeye çalışan insanların sesi olabilmiş olmayı ya da işte yani çok böyle romantize mi ediyorum yine ben? Yok. Edebilirsin ayrıca yani. Yani hani birazcık oralara dokunmayı, oralarda olmayı seviyorum sanırım. Ama tabii ki bu bizim coğrafyamızla da alakalı. Ama her gelen yeni deneyim, her ne oynuyorsam oynayayım, beni heyecanlandıran her şey genelde bir şekilde karanlıktan umudu bulmuş insanlar oluyor. Hmm. Yani... kadınlar. Hep bir dönüşüm, bir şey yaşamış, metamorfoz yaşamış, işte bir dönüşüm yaşamış insanlar genelde bana çok ilham veriyor oynamak için. Alkışlarınızla The Flabbies geliyor. Thank you.
Ayhan Aydan karakteriyle ilgili konuşmuştuk daha önce. Hı-hı. Bu senede Zafer'in Rengi filminde Halide Edip Adıvar'a hayat verdi. Şimdi daha önce yaşamış... İzleyeniniz var mı arada? Merak ediyorum. Ya gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Daha önce yaşamış bir başka önemli kişiye hayat verirken aynı gerginlikleri yaşadın mı? Yani yaşamış birine gerçekten hayat vermek, ruh üflemek yeniden. Çünkü yani o bambaşka bir ruh, bambaşka bir beden, bambaşka bir insan. Her yaşanmışlıklar, tarihi. Benim annem o zaman hayatta değil. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum o zamana dair. Okuduğum tarih kitaplarından ya da kendi araştırmalarım haricinde ama... Yani Halide Edip üzerinden söyleyeyim. Yani film özelinde filmi güzellemek için söylemiyorum. Gerçekten hani bir milli mücadele ruhu hepimizin enteresan bir şekilde geninde mi vardır, nedir? Bir yerde bir çıkmaz sokağa girdiğin zaman diyorsun ki bir dakika, yani tutunduğun şey o anda Sultanahmet Meydanı'nda karşında beyaz dururken bir anda o kadar insan, yani önümde 500 kişi. Yani aslında yardımcı oyuncu ama aslında Halide Edip orada ciddi bir rakama konuşuyor. Yani öyle bir şeye konuşuyor ve o his bana aslında o anda o sahneyi oynatan şey oluyor. Yani bir sahneye çıktık, seninle karşılıklı bir şey oynadık meselesi değil o an. Başka bir, yani biliyorsun ki o mitingden 4 tane var ve bu ülkenin kaderini değiştirmiş bu mitingler. Yani hani oraya o yolculuğu yapmak sadece o kadarlık bir dakika içerisinde benim için sonsuz bir deneyim. Herhalde bu da bizim mesleğimizin hediyesi yani. Hani bunu hissetmeye çalışmak ama bir yerde tutunduğun yer, yani bir adamı öldürmeyi oynamak için bir adamı öldürmen gerekmiyor ya. Bazen bir sineği öldürürken de öldürmeyi anlayabiliyoruz da işte hocalarımız öyle söyledi. Bu da öyle bir şey yani. Koskoca bir memleketi kurtarmaya gerek yok. Yani bilmiyorsun bu hissi belki ama buna vesile olmuş insanlara gitmek için o genlerden bir şey çıkıveriyor içinden bir anda. Bitti gitti yani hani. Ne kadar tamam araştırsam da etsem de. Dolayısıyla hayatta varlık göstermiş ve artık hikayesi bize gelecek kadar değerli, kıymetli insanları oynarken ister istemez insan çok geriliyor ve heyecanlanıyor yani. Başka bir değer benim için. Yaşasalar oynayamam, hep söylüyorum yani. Hani şu an hayatta olsa bile onu oynayamam ama hani bu kadar tarihsel bir uzaklıkta hani insanlara o tarih işlerinde olmak bana iyi geliyor açıkçası. Çok da heyecanlandırıyor ve teşvik ediyor beni yani. Toksik maskülinite. Sizin adınız neydi? Emre. Emre Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Savunma sanayi üzerine çalışıyoruz. Aha. Merkez üstünüz Konya mı? Savunma sanayi derken? Silah, roket parçaları. Parçasını değil mi? Ki tamamını değil. Yok, parçasını. İyi bari. Roketin parçası olması. Hani... Fırlayan parça mı? Düşen, ayrılan parça. Ayrılan parça mı? Şaka şaka. Emre Bey, sizi arkadaşlarınız ispiyonladı. Evet, biraz uğraştılar benimle. Neden öyle olduğunu merak ettik açıkçası. Biz geçmiş de... ilişkilerden kaynaklanıyor olabilir belki. Bir bakalım. Bir analiz. Bir bakalım, ben size ona göre ilaç yazacağım Emre Bey. Bir sayı rica edeceğim sizden. 8. Özel günlerde kadın arkadaşlarıma muhakkak evdeki işlerini kolaylaştıracak hediyeler alırım. Alırım. Emre Bey, tuzak sorudur. Yani evdeki işlerini kolaylaştıracak hediye mi alırsınız yoksa onun hoşuna gidebileceğini düşündüğünüz bir hediye mi? İyi niyetle çok dümdüz cevap verdim. Çok size dümdüz cevap verdim gerçekten ama sizin düşündüğünüz şey de olabilir belki. Arkadaşıma katılıyorum mu dediniz? Tamam, neyse hadi bunu yoğurtladık. Başka bir sayı alayım. 5. Partnerimin tüm şifrelerini bilirim ama kendi şifremi paylaşmaktan çok hoşlanmam. Asla. Yani hayır. Yani hayır, katılmıyorsunuz. Asla paylaşmazsınız. Merak da etmem yani. Ha, merak da etmezsiniz. Sağlıklı bir hayat için. Evet. Bir sayı daha rica edeyim. 1. Bir ilişkinin içindeyken son söz daima bana ait olmalıdır. Yerine göre diyelim. Ya o yeri bir öyle. Emre Bey başladı. Bir sayı daha rica edeyim. Tanrı istemez. Evet. 10 diyelim. Erkek bir arkadaşımın manikür pedikür yaptırdığını duyarsam sana bir de oje alalım mı demeden duramam. Abi yeri geldi bize de maalesef yaptılar yani. Mağdur olmuş. Ah Emre Bey.
Peki bir sayı daha. 6 diyelim. Partnerimin pürüzsüz olmasını isterim fakat bana ağda yaptırmaya gidiyorum demesini istemem. Bu nasıl bir soru kaba ya? Kaba geliyor öyle cümleler. Yani hiç o konuşmaların içerisinde olmadım ya. Yani. Böyle beklentiniz var mı? Ne bileyim yani bu zaten ben kahveyi yani. Cortado içerim, latte içerim, sade içerim gibi bir şey ya normalde aslında. Aynen. Öyle bir şey değil mi? Ya çok takılmadım ya. Demişse de hatırlamıyorum. Sade içerim, çok takılmıyorum. Allah'ım hangisinden ne anlayacağım o kadar şaşırdım ki ben. Siz ne olsa içiyorsunuz. Yok yok hayır. Bu da latte seviyor. Ben şu an bilmiyorum ne sevdiğimi. Emre Bey'i alkışlayalım ne olur. Çok teşekkür ederim. Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi sete çıktı değil mi? Henüz daha sete çıkmadık ama işte galiba Mart ayının sonuna doğru. Yani onlar Mart'ın ortasında... Başlayacaklar sen... Ben daha sonra şöyle biz bunu yayınladığımız zaman muhtemelen sete çıkmış olacak. Aa, aynen öyle. İlk Türk kadın opera sanatçımız aynen. Nimet Vahit Hanım karakteriyle karşımıza çıksa yine yaşamış, yine önemli bir karakter bizlerle. Ne şimdi yine tedirginlik, stres. Stres. Tabii. İşte şimdi bir şey süreci var zaten, çalışma sürecimiz var. Yani filmin Türkiye'nin gerçekten işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında aslında yapılan bütün reformlar, bütün devrimler vesaire bunların bütün bunların yanı sıra sanki bir Rönesans'ı inşa eder gibi bir hikayenin çok kompakt hali aslında ama Türkiye'nin ilk operası. Hı hı. Ve Türkiye'nin ilk operasını yazan insanlar ve Türkiye'nin ilk opera sanatçısı, kadın sanatçısı Nimet Vahit diyebiliriz. Harika. Yes. Kolay gelsin inşallah çok güzel olur. Umarım arkadaşlar. Bana şans dileyin yani. Zor iş. Kuş Uçuşu ve Mezarlık'la beraber dijital platformlara roketleme daldın. Yani hani... Tesadüfen oldu. Ama yani tesadüf yani mesadüf... Yani üst üste gelmesi tesadüf üst oldu. Üste... Ya evet yani hatta beraber listede kaldılar yani çok kaldılar. Uzun süre. Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu da yayında. Hı-hı. Üçü ne zaman girecek bilmiyoruz. Galiba hala. Üç yakın zamanda yakın. Geliyor gibi ayak seslerini ben bugün duydum. Ah süper. Gerçekten süper. Sevdiniz mi Lale Kıran'ı ya? Ay yaşasın. Af ne çok güzel. Çok havalı karakter ya. Çok. Enteresan kadın. Hı hı. Yani yani nasıl diyeyim ilk sezonda o böyle kırılmayan, bükülmeyen hali. İkinci sezonda egosuyla yüzleşmesi ki hoş birinci sezonda da yüzleşiyor ama. Ahlak satarken aslında bir yandan başka bir şey yaşıyor olması. Bunların hepsi böyle. Benim için çok lezzetli tabii ki yani. Çok ayrı düşkünüm kendisi hanımefendi. Peki Mezarlığın ikinci sezonu olacak değil mi? Yani olacak evet. Ben olacak ama daha ve başlamadım. Şey diyebiliyorum evet. Biz şimdi Abdullah Oğuz'la işte Zafer'in film rengini çekeceğiz. Yaptık ve evet. Onun bütün bu işte sinemalara giriş süreci vesaire bilmem ne. Hani o da biraz yorgun. Ben de şimdi bir sinema filmi sürecindeyim. Ve herhalde onun sonrasında böyle hasretle beklediğim ve yani bütün oyun... Arkadaşlarımı da çok özledim bu arada. Yani hikayenin kendisini zaten tutkuyla bağlayayım. Onu da bekliyorum. İkisi de çok güzel iş oldu. Bu arada ikisinin de hikayesi birbirinden farklı ve etkileyici. Yani ikisi de bambaşka güçlü kadın karakter. İyi ki de öyle oldu yani. Evet. Peki yani bu hep merak edilen bir şey ya. Dijitalde o kadar rahat çalıştığımızı tarif ediyoruz. Sonra bir de ulusal kanalda da iş yapıyorsun. O ikisinin farkı çok belirgin mi senin için? Artık çok belirgin oldu ya. Yani ne bileyim bilmiyorum. Şimdi tabii ki ben en son işim şimdi benim aman kanayan yaram yani. Neredeyse dijital kalitesinde bir iş yaptık yani. Televizyona bir derdim var ve gerçekten hani ben de o çocuklardan bunu söylemekten çekinmiyorum. Ben de o çocuklardan biriydim yani. Evet belki onlar kadar uzun sürelerde klinikte yatmadım ama hepimizin bu ülkede, bu coğrafyada, aile dizimlerimizde vesaire bilmem ne bir sürü travmaları olan çocuklarız. Biz şu an burada oturan şanslıyız yani. Bir de gerçekten hani bunu ulusal kanalda izlemesi gereken ve birçok şey öğrenebilecek ve aynı zamanda anlayabilecek ve hissedebilecek, hissederek anlayabilecek bir iş yapıyorduk aslında. Bir jenerasyon, yeni jenerasyon için. Ama reytingsel olarak karşılığını bulmadı. Olabiliyor böyle şeyler. Neyin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Hani bunu anlamda da bildiğimi düşündüğüm yerde de hata yani teşbih de hata olmaz. Yanlış konuşurum. O yüzden diyemem bir şey. Ama tabii ki bir fikrim var.
Hani böyle bir yerde üzüldüğüm, tabii ki yani ulaşma ağı, alanı itibariyle ulusal kanala çok değer veriyorum ve çok da seviyorum yani. Senelerce hem gerçekten kazancımı sağladığım hem de işimi keyifle yaptığım bir sürecim var yani, ama hani dijital o anlamda keşke bizim gündelik yaşantımızda seyircimizin, halkımızın izlediği yerden çok da yani ayrışmasaydı bu kadar. Ne bileyim ben, çalışma saatleri vesaire, koşullar, imkanlar itibariyle. Çünkü yani bir tarafta belli bir oranda bir iş çekiyorsunuz, öbür taraf çok daha uzun. İşte bir tarafta kalite bu yüzden düşüyor. Dolayısıyla orada çalışan elemanın da, orada çalışan set işçisinin de, oyuncunun da hakkı başka türlü. Bir sürü parametre var. Dolayısıyla tabii ki gönül isterdi ki ikisi de aynı standartta olsun. Benim gönlümden geçen tabii ki öyle olması. İkisini de birbirinden ayıramam. Mesleğimi severek yapıyorum ama evet, dijital yani geldikten sonra evet biraz o anlamda. Artık bu son deneyimimle birlikte diyorum ki yani neden artık hani biraz daha bir şey mi yapsak artık, bir orası da bir silkelense mi diye düşünüyorum yani ister istemez. Genelde zaten televizyon tarafın, televizyon... Yetmedi mi yani gibi bir ya durum var. Ya şöyle, televizyon kendi içinde çok sıkıştığı için bütün televizyon kanalları, ki çalışanları yani yöneticiler falan, kendi içlerinde hep şeyi konuşuyorlar zaten. Televizyonculuğun bittiğini konuşuyorlar. Biz yani bu dizileri biz de izliyorduk yani izlediğimiz zamanlar. Evet. Bence hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bir saatte dizi. Bir saat bir dizi olurdu, bir tane program evet. olursa olurdu ya da başka ikinci evet. bir dizi olurdu. Böyle bir dizi, üç saat yapıştır, geceyi kapat, hadi abi falan gibi bir şey yoktu. Yok. Ve dolayısıyla temelde televizyonculuğun bitiyor olmasıyla ilgili çok konuşuyorlar evet. kendi içlerinde. Bence henüz daha hala bitmez. Çünkü olarak yani hala televizyon... Onun erişebildiği kadar asla henüz daha gelmedik o orada. Yani yok, daha onun aha. biraz daha zamanı var. Hepimiz biliyoruz bunu evet. yani. Hani hala o kadar geniş bir kitle. Ama yine de bir şeylerin birazcık daha... yani çok da şey değil ya, çok da şey davranmayalım yani. Hani ama biraz daha rafineleşebilir, biraz daha tatlaşabilir gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum yine yani. Ekonomiyle ilgili. Bakacağız, of course, göreceğiz önümüzde. Aynen. Ben hiç... Ben hiç boomer mısın abi sorusuna maruz kalmadım. Kaldım. Kaldım ama hak etmemiştim yani. Sen de kalmadın. Havaya bak. Ben hiç en yakın arkadaşımın en yakın arkadaşını kıskanmadım. En yakın arkadaşım, en yakın arkadaşını niye kıskanayım? Sen en yakın arkadaşı olmak istediğin için. Hmm. Ben bilirim yerimi ya. Ben okuyayım yani. Ben hiç beni tanımayan birine bozulmadım. Beni tanımayan birine niye bozulayım ben ya? Hakkında kötü yorum yaptı mesela. Peki. Ben hiç partnerimle kavga etmemek için uyuyor numarası yapmadım. Partnerimle kavga etmemek için uyuyor numarası yapmadım. Yaptım. Evet, tabii ki. Ben hiç haksız olduğum bir tartışmadan kurtulmak için ağlama kozuna başvurmadım. Kesin başvurmuşumdur. Tabii. Eskiden çok oluyordu. Eskiden, şimdi değil tabii. Şimdi zaten. Çok eski canım, ay bu yani. Peki. Ben hiç keşke benim olsa demedim. Keşke benim olsa ne için, kim için, neden? Ne için Birce'cim öncelikle? Neden benim olsun ki? Yani niye? Ne bileyim, bir şey çok beğendim, benim olsun. Ha, bir nesne mi bu? Evet. Nesne olsun. Ha, nesne benim olsun. Neden benim? Yok be. Olmadı. Demem yok. Tamam. Ben demişim gibi şey yapıyorum değil mi? Ben hiç pişman olduğum bir görüşme sonrası karşımdaki insanı ghostlamadım. Tabii tabii, rica ederim. Doğrusu odur. Tabii. Ben hiç öfkeli bir anımda elime geçen her şeyi yerlere fırlatmadım. Hayatta yapmam. Derken evet. Eskiden ama. Eskiden. Ya, hiç yapmadım. Şu an yapma. Laf böyle evet, yani. Laf böyle yapmış. Yani. Çok eskiden. Seneler evvel yani. Yıllar geçtim önce. Ya. Evet. Evet. Ben hiç uzun bir yolculukta yanımdakiyle konuşurken samimi hale gelip arkadaşı olmadım. Bakayım kaç tane kaldı. Daha fazlası da oldu. Evet. Üç tane mi havada kaldı? Hı hı. O zaman itiraf. Bir tane zarf çekeceksin. Bana vereceksin. Bir zarf çekip.
Tövbe estağfurullah. Ne oldu? Bir motor sinir sistemin şey oldu gibi geldi yani. Evet. İlk aşk acını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çok komik, çok tatlı. Ha. Evet. İlkokul 1'deydim. Evet. Aliş vardı bir tane. Böyle eski şeylerde olur ya, filmlerde böyle tas koyarlar çocukların kafasına da böyle tıraş ederler. Ondan sonra burada saçları olmaz falan. Böyle pırasa gibi saçları böyle sallanır önünde falan filan. Yuvada böyle Aliş diye bir şey vardı. Çilleri vardı falan filan böyle. Çok tatlı çocuktu be. Neyse işte onun tarafından reddedildim. İlk aşk acım oydu. Aa. Ama o reddettiğinin farkında mıydı onu bilmiyorum. Yani eğer... Ben reddedildiğimi düşündüm. Aynen. Şimdi mesela yıllar sonra ne kadar pişman olacağını biliyor musun şu an? Bunu görürse eğer. Var, abi var. Neyi reddettik diye. Bilemem onu o düşünsün. O da o düşünsün. Çok şey yok, güzel tabii. Konuştun. Arka bence yeterli cevap. Alkışlayalım Birce'yi. Yazmak, yönetmekle ilgili çok ciddi eğilimin var. Eğilimim var. Evet, eğilimim var. Ama... Ve bunları yapıyorsun aslında. Herkesle paylaşmasan da geçen sene çok ufak diye değerlendirdiğin, kendinin öyle değerlendirdiği bir şey çektin hatta. Yani onu şöyle, onu tasarladım, onu ben çekmedim. Onu sevdiğim bir reklam yönetmeni, genç bir kadın arkadaşım çekti. Evet. Ondan sonra tabii birlikte tasarladık vesaire evet. Bilmem ne. Ama evet, şeyi istiyorum tabii ki yani çekmek. Yönetmen olmak yönetmen istiyorsun. Yönetmen olmak istiyorum. Yani bir, çok böyle öyle hedefin bir var mı? Şu ben bir 10 seneye bu işi çözeceğim gibi. Ya benim hiç öyle hayatımda şeylerim olmadı yani hedeflerim ne bileyim. Ya ben bundan yani okuldayken de öyle değildi. Meslek hayatımda da öyle değildi yani. Hani bundan 10 sene sonra kendimi şöyle bir yerde görüyorum falan. Ya da şunu yapmalıyım zaten demedim yani, yani hiç. Hep bir sonraki step bilmiyorum yani çalışıyorum, yazıyorum. Yani yazıyoruz. Yazıyorum dersen büyük haksızlık etmiş olurum yazdığım arkadaşlarıma o yüzden. Ve yani öyle bir hayalim var, evet çekmek istiyorum çünkü üretmeyi seviyorum, kendimi öyle ifade etmeyi seviyorum. Hani oynamanın bir süre, çünkü oynamak bir şeyin bir parçası olmak, her ne kadar işte şey yapsan da, ruh üflesen de kendinden. Hı. Bir noktada orada setin bir patronu var yani, o da yönetmen. Dolayısıyla istiyorum yani evet kendi dünyamı, yani bir hikayeyi kendi dünyamdan görüp anlatabilmeyi istiyorum. Yazdığınız bir senaryo var. Evet, kendi yazdığımız evet. Bir senaryo var. Onun akıbeti nasıl? Evet, şimdi bir tane daha bir şey daha yazmaya çalışıyoruz diyeyim. Yani henüz daha böyle tretmanını yazmaya çalışıyoruz özellikle. Bundan senin haberin yok, daha anlatmadım çünkü. Ha. Ama sen de varsın bence. Yani ne bileyim, umarım bunların hepsini bir gün başarabilirim diye düşünüyorum. Çünkü hayalim çok, atölye var, filmler var. Var oğlu var, ben seviyorum evet. Yani işte bir happening var. Hı-hı. Ne bileyim birlikte konuştuğumuz aslında sosyal olarak hani sorumluluk, evet, sorumluluk projesi şey. Denilebilecek ama aynı zamanda içinde sanat barındıran böyle bir sürü şey yaratıyoruz oturduğumuz yerde. Ama tabii ki yani umarım bu olabilir. Oturduğun yerde yaratıp hayata geçirdiğin de oluyor çok ya. Şey var. Mesela Birce Fine Jewelry onlardan biri. Nasıl gidiyor? Düşe kalka. Evet. Yani. Kendin tasarlıyorsun. Evet. Her şeyi. Evet. İnanılmaz bir şey. Yani şöyle bazıları yani mesela işte bir koleksiyonum var ki Vanilla Sky ve o aslında evet hepsini birebir de ben çiziyorum. Oturuyorum, taşları alıyorum. Gerçekten o fantezi dünyasının içerisinde, kendi hayal dünyamın içerisinden bir şeyler çiziyorum ve onları çok sevdiğim ustam Levon. Ona götürüyorum. Diyorum ki usta bunu yapabilir miyiz? Böyle yapabilir miyiz? O diyor ki bak benim bilmediğim yerleri bana öğretiyor. Çünkü o muazzam mücevher ustası. O diyor ki bak bunu böyle yapabilirsin. Şu şöyle olur. Ben ondan bir şey öğreniyorum. Ve aynı zamanda da kendi hayalimi bir şekilde çiziyor oluyorum. Benim için o bir başka bir dünya. Çünkü onlar benim kelebeklerim yani. Harem işte ne bileyim ben şunlar babaannemden anneannemden kalan aslında bize hepimize evladiyelik kalan takıların reprodüksiyonları. Bijuteri de aslında birazcık daha satın alınabilir bir dünya yaratmak bütün bu hikayenin içerisinde ama onların da tasarımını bazen reprodüksiyon bazen onlara bir şeyler katarak etkisinde kaldığım sevdiğim hikayesi olan şeyleri
dönüştürmeye çalışıyorum diyelim. Peki Biricik, quiz night'lara çok sık geliyorsun ve çok başarılı oluyorsun. Kopya alıyor musun ekipten? Çünkü bu çok saçma yani. O kadar başarılı olman çok gerçekçi gelmiyor. Şöyle insana. Yani çok nadiren... Çok nadiren. Alıyor musun? Hayır şöyle yani. Hayır yani. Hayır çok şöyle. Nadiren hayır. Ha. Çok nadiren böyle göz göze gelip hani bu mu dediğimde bir blink almışlığım olmuş olabilir. Bunu yapan arkadaş hala bizle mi çalışıyor? Yani sanmıyorum. Defne. Defne sıçtı. Defne'nin adını unutamıyorum. Ama hayır yani şimdi evet. Öyle bir şey ki çok sıkışmış oluyorum ve yani diyorum ki hani falan dediğim yerde hadi bir şey yapıyor yani. Bana o teşvik ama aynen. O kadar da bir farkım olsun be. Yani ben hediye almıyorum ki günün sonunda. Evet, zaten ondan rahatım ben. Evet. Hediye veriyor olsak mafolmuştu. Suç. Dolandırıcılık. Asla yapmam. Seni zor durumda bırakırım. Ay bilmez miyim katiyen. Yani. Fondip! Lütfen. Merhaba, siz kimsiniz efendim? Benim adım Esra. Ne iş yapıyorsunuz Esra Hanım? Çalışmıyorum şu anda, artık bıraktım çalışmayı. Çok ne kadar olsun. Güzel bir karar. Nerede çalışıyordunuz? Ya ben şarkı söylüyordum. Şarkı mı söylüyordunuz? Evet. Aa, niye bıraktınız? Bir çocuğum var artık. Aa. Gerçi artık dediğim 14 yaşında oldum. Geç fark etmişsiniz. Tamam idrak edin. Evet, işte o 5 yaşında falandı. Ha. Yavaş yavaş bıraktım. Ay. Hı-hı. Şimdi onu büyütüyoruz. Maşallah. Harika. Allah kolaylık versin. Buyurun efendim. Çok uzun zamandır söylemiyorum bu arada. Ay. Ama kolay bir şey olacak herhalde. Tamam. Her şey seninle güzel. Dur ya. Ama bildi. Gerçekten mi ya? Evet. Niye bile? Tanıyor musun sen bu kadını? Hayır. Söyler misiniz şarkıyı bir? Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Harika söylediniz. Bravo. Ağzınıza sağlık Esra Hanım. Çok sağ olun. Buyurun. Hangisine için? Şunu iç bari. Buyurun alkış alın. Merhaba, sizi tanıyalım. Oğulcan ben. Oğulcan Bey. Olacağım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben baba mesleğinde yaptım. Ben yani... bilmiyorum ya babanız nasıl. Şey, ayakkabı tabanı üretiyor. Aa, oo, çok önemli iş. Oğulcan Bey harika bir iş. Buyurun şarkınızı dinleyelim. Şey Simge. O, ya, bir dakika niye beni manipüle ediyorsun şu an? Ben de duyamadım. Duysaydın. Ben duydum. Söyle. Şey işte Simge'nin şarkısı. Hangisi? Yangın yeri hep. O mu? Bizde boş değiliz. Yapıştır. Oğulcan Bey'i alkışlayalım lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Vay neler oluyor sevgili izleyenler. Hadi sağ ayakla. Bravo nasıl da işte ama olacak iş değil. Evet. Siz kimsiniz efendim? İdil ben. Klinik psikoloğum. Gerçekten mi? Klinik psikolog. Bizim bazı bizimle ilgilenir misiniz? Ne üzerine yapıyorsunuz? Şöyle aslında yüksek lisansımı bu dönem bitiriyorum, proje dönemindeyim. Harika. Daha çok ilişkilerle ilgilenmek istiyorum. Ve çiftlerle. Çiftlerle ilgilenmek istiyorsunuz. Allah kolaylık versin. Para tuzağı. O yüzden iki taneyle uğraşmayı tercih ediyorum. Evet buyurun. Yunda bunda onda. Kim bildi bunu şimdi? Ben bildim. Bunu ben kim bildim? Ama ben Bircan'ım için söylemiştim. Gördün mü? Yani. O, bana mı söylediniz bunu? Ben sayımdan hemen. Bak gördün mü? Gördüm. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi bence kimdeyse benim gönlüm ondadır. Gördün mü? Bana söylenmiş bu. Buyurun. Sana söylenmiş. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Beni kurtardığınız için. Afiyet, bal, şeker olsun yarın. Hanımefendiyi daha alkışlayalım. Bravo.
Merhaba. Merhaba, siz kimsiniz efendim? Öykü ben. Merhaba Öykü. Ne iş yapıyorsunuz? Makine mühendisiyim. Nerede? Maşallah. Savunma sanayisinde çalışıyorum. Emre var. Ne oluyor ya? Emre var hanımefendi. Ben şirketteyim. Siz şirkettesiniz. Evet. Emre şey mi, civata mı sıkıyor? Onun kendi şirketi gibi. Ben çok girmek istemem oralara. Evet, buyurun. Yaz bu ımlama gerçekten. Gönlüm öyle kenar. Doğru. Gibi, evet. Ah İstanbul. Kanka şaka yapıyorduk ya. İstanbul olanı hiç görmedim. Söyleyebiliyor musunuz şarkıyı? Geberiyorum aşkından. Kalmadı bende gururdan eser. Niye? Son Nami çok iyi oldu. Evet, o gerekliydi. Elinden gelen en iyisini yaptı. Evet. Helal olsun. Yeteneğim bu kadar. Bravo. Rica ederim. Alkışlayalım hanımefendiyi. Buyurun. Evet. Merhaba. Ben Selin. Evet. Merhaba. Bir canım gelmeden önce söylemiştim. Yeni avukat oldum. Burada bir hayırlı olsun beklemiştim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır, ben durumu yani jetonum düşmedi. Yani ben gelmeden önce söylemiştim yeni avukat oldum diye. Yani biz bir önden tanışıyoruz. Ha okey tamam ben oraya odaklandım. Hayırlı olsun aynen. Efendim. Sağ olun. Siz yeni avukat mı oldunuz? Ruhsatımı yeni aldım. Hayırlı olsun. Gönlümüze göre olsun. Çok güzel. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Buyurun. Gelip de bana sorsalar. Seyirci söylüyor ama yani. Son arzum nedir diye gelip de bana sorsalar. Bravo bildi. Ya ben bildim. Evet bildi. Tebrikler. Selin Hanım. Ama İbrahim Bey ben şovlarınızı izliyorum. Hep zaten şey yapıyorsunuz. Biri şarkıyı söylediyse bilmiş oluyor. İsmini bilmese de. Değil mi? Hani mesela son arzum bilmiyorum. Nedir? Kural defterine bakayım. Var ha? Tekrar oynatalım bakalım. Önce kim bilmiş? Şey yapalım şey neydi onun adı? Oynat. Neydi? Oynat Uğur'cum. Sen oynat. Yaşın çıktı hep oynat Uğur'cum mu kaldı? Artık bunun yaşı mı kaldı aşkım evet, sabahtan Uğur beri? Evet Uğur mu? Evet tabii. Selin Hanım çok teşekkür ediyorum. Ne demek ne demek. Çok biraz teşekkürler Selin. Yok seni biz zorladık be. Teşekkür ederim çok, çok sağ ol. Çok sağ ol alkışlayalım Selin Hanım'a. Evet, sirkemi de içtim. Tabii ki Birce kazandı. Gerçekten programın sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldin hayatım. Çok eğlenceli oldu. Sizin de enerjinize sağlık. Gerçekten harika bir ekipsiniz. Kalktık oturamayız da bu saatten sonra. Tekrar görüşünceye kadar iyi geceler.